Dünyanın gördüğü en barbar kral ve e, tarihe kendi yanında tarihe e, Boşnak katliamını başlatan Sırbistan kralı Lazar, e, Osmanlılara karşı papayla ve Katolik dünyasıyla birleşince bu zulme dur demek için akıncılar harekete geçerler. Hikayenin başlangıcı bu zaten. Süreç sonuna devam ediyor çok önem film zaten Mehmet'in Bozda yapımcı biliyorsun. Çok genç, tarihe kafayı çok takmış. Sinema delisi bir kardeşimiz. Evet. çıkış noktası da gerçekten tarihi, tarihte olan bir durum yani bu hikaye. 1456'yı çektik. Yani Fatih hemen Fatih Sultan Mehmet dönemi. Hemen İstanbul'un işte şu anda fonda gö görülen İstanbul'un fethinin hemen üç sene sonrası. Ee, şey çok dramatik bir olay var ve bizim geçmişimiz de Osmanlı'yla çok ilgili. Fatih Sultan Mehmet'in babası öldüğü zaman Mehmet onun eşi Sırp Mara Hatun var. Hı hı. ...Mara Hatun büyütüyor... ...bunu şunun için anlatıyorum... Fatih Fatih yapan kişi, kişi... ...bu kadın... ...müthiş kültürlü... ...çok iyi, çok hoş bir kadın... ...ve... ...müthiş aşık kocasına... ...kocasını kaybettikten sonra... ...şeyi... ...Fatih küçüklüğünden itibaren... ...alıyor ve onu büyütüyor... ...yani şunun için söylüyorum... ...Fatih Sultan Mehmet bildiğim kadarıyla çok yabancı dil biliyor mesela. Evet. Batı kültürüne, Batı çok. medeniyetlerine, e, dinine. Evet entelektüel bir. Çok entelektüel bir adam biliyorsun. Belki de e, Osmanlı padişahları üst, içindeki en entelektüel hatta Batı'ya dönük. Hı hı. Bu, bu bir yandan çok e, takdir görür. Bazı kesimlerde eleştirir falan biliyorsun evet. Batı ile olan ilişkisinden. Mara Hatun'dan dolayı bu. Hı. Marahatun bir kişi zindana şiştiriyor. atıyor. Marahatun Fatih Sultan Mehmet'i büyüten kişi ve bir ferman geliyor akıncılara. E, bu görev bize veriliyor ve biz de sefere Mara çıkıyoruz kurtarma. e, Marayı kurtarmak için. Yani aslında Lazar'ın kardeşi Marahatun Sırp kralı Kız ve o zamanlar biliyorsun işte bütün oradan bir de Fatih Sultan Mehmet İstanbul'dan sonra Roma'ya hedefliyor. Hı hı. Tam da Roma o sıralar. Tam o sıra bütün Balkanları aşağı yukarı ele geçiriyor. Fakat bir tek Sırp kralı var Lazar Branković. O direniyor ve ben diyor Fatih'te tanımam Osmanlı. vergisini da tanımam. De ödemiyor. Vergi, mergi de ödemem. Hadi buyurun savaşsa savaş diyor. Tamam mı? Öyle acayip bir adam. Bir fragmanı izleyelim. <laughs>